Selamlar. Günaydın arkadaşlar. Bugün kardeşimi askere yolluyoruz. Erkenden uyandık. Annemler hazırlanıyorlar şu anda. Öyle. Bakalım kızımdan nasıl ayrılacak. Annem de ayakkabı arıyor. Bakalım bugün beni nasıl bir gün bekliyor. Hiç bilmiyorum. Bütün gün evde olacağım çünkü. Programı izleyeceğim. Gelin evine. Öyle. Size de tabii ki her zaman gibi bugünümü bıraklayacağım. Hadi bakalım. Biz de televizyonun karşısında izlemeye başladık. Tabii ki. Siz de izlediniz mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Belli başlı kararlar alacağımız zaman hep birlikte oturup karar veririz. Ve yine Seda evleneceğini aile fertleri oturduğumuz zaman konuşuldu. Babam önce bana sordu ne dersin diye. Çünkü ben büyük olduğum için ben de hiç önemli değil, problem değil tabii ki baba dedim. Ondan sonra zaten her şey düzene oturdu. Ben de horon oynarız yani bütün Karadenizlerde olduğu gibi. O yüzden gelinliği de pelerin olduğu için ortaya geçip oynadı. Bence çok güzel bir görüntüydü. Herkes çok beğendi. Arkadaşlar çok komik bir şey oldu. Ben saat 3.30 gibi uyuyakalmışım. Biz Muratlardaydık, Özgün'ün yanındaydık. Uyuyakalmışım, bir uyandım sağlıklıydı. Telefonu bir baktım, bir sürece... Bu arada çok ses var, evet. Annem kızıyor bana. Seda da ıslak kek yapmış. Aşağıymış ama beni uyandırmamışlar. Dünden kalan kahvemiz var. Bir de pizza yapmışlar. Annemler geldi bu arada. Burada da salatamız var. Böyle bir iftar sofrası. Sen kızartma. Babam cacık yapıyor. Yapmadı işte. Yapmamışlar. Ben de verdiğim şey yapalım. Son 10 dakika. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Babamlar kardeşim Burak'ın ikinci böyle edineceğini almışlar. Bu edineceği değil tabii ki. Bu onun yanında verilen biber. Böyle kırmızı acı biberleri yağda kızartıyorlar. Bu şekilde görünüyor. Çok acıymış ama. Ciğeri de şöyle fırına koyduk ısınsın diye pizzanın altına. Onu da şöyle yakından göstereyim. O da bu şekilde görünüyor. Ben Edirne'de yemiştim daha önce ciğer ve ben ciğeri çok sevdiğim için aşırı derecede beğenmiştim. Öyle bakalım şimdiki tadı nasıl? Seda da bu arada diğer pizzayı çıkartıyor. Şunu da kapatalım. Babam da çorum seviyor. Onu gösteremiyorum şimdi. Seda beni uyandırmadı. Neden beni uyandırmadı? Kalmışım. Çok güzel uyuyordum. Güzel uyuyordum evet. Ama pizzam güzel olmadı. Büşra diyor ki kaç defa aradım seni açmadın diye bir şey olmadı. Sessizde miydi? Sessizdeydi ama hiç ben normalde duyarım ya. Hiç duymuyorum şimdi sefer. Kabarmış bayağı. Çünkü çok mayalandırdım. Ne zaman yaptı? Kaçta yaptı bunu? Kaçta yaptım? 3.30 gibi doğurdu. Yoğurdum.
Bismillah. İşte şu an saat 8. 3-4 saat mayalandı. Ben ıslak kekik çekmeye gidiyorum. Bugün hamur attığım üstünde bunu yaptıktan sonra ıslak kek yaptım. Brownie kek. Tarifini çekseydim keşke. Hiç video çekmedim. Güzel olursa çekerim başka videoda inşallah. O zaman bize hayırlı iftarlar. Size de hayırlı iftarlar. Allah kabul etsin. Ben bir çorbamı göstereyim. Çorbamda domates çorbası. Arkadaşlar, 2 gün önce size bunun süssüz halini göstermiştim. Hatırlarsanız ona biz böyle süs yaptık. Şöyle toka yaptım. Kıza çevirdim. Normalde bu erkek bir tarifti. Burasında papyonu vardı. Ama ben bunu Özgür'e yaptığım için kıza çevirdim. Burasına böyle kurdeleden bir toka yaptım. Kirpik yaptım. Bir de buralarına bu şekilde düğme yaptım. Çok tatlı oldu bence. Siz de böyle değiştirebilirsiniz. Bu arada benden bu amigurumileri koyduğum zaman herkes bana da yapar mısın, bana da hediye yapar mısın diye soruyorlar. Ama bu mümkün değil arkadaşlar. Çünkü bunların yapması kolay değil. Yani kolay olsaydı siz yapabilirdiniz zaten. Ama ne yazık ki kolay değil. O yüzden de ben yakın çevreme, hediye vereceğim zaman yakın çevreme yapıyorum. Ve genelde Özgür Duru'ya yapıyorum açıkçası. Uzun zamandır da yapmamıştım. Böyle Ramazan'a gelince yapmaya başladım. Şimdi farklı tarifler de yapacağım. Ama işte bu aralar birazcık yoğunuz. Erkek kardeşim de işte askere gitti. Bildiğiniz gibi. Bu arada evet 20 gün gidecek. Kısa bir süre ama bebeğinden ayrılacağı için onun için birazcık zor oldu. Daha çünkü 22 günlük bir bebeği var. Hak verirsiniz ki kolay değil yani. Biz bile bir gün ayrı kalamıyoruz. Ama olsun. Çok kısa bir süre sonra inşallah gelecek. Bir daha da hiçbir zaman ayrılmayacaklar Allah'ın izniyle. Bugün dediğim gibi böyle kısa bir video oldu. Size gelin evindeki röportajlarımı da koymak istedim. Onları da koydum. Onları da izlemişsinizdir. Aslında çok daha fazla röportaj vermiştim. Ya 6-7 tane soru sormuşlardı. Ama sadece 2 tanesini göstermişler. Olsun zaten sürekli beni gösterecek halleri yoktu yani sonuçta. Öyleydi yani. Umarım onu da beğenmişsinizdir. Birazcık heyecanlanmışım, kekelemişim ama o da artık heyecanıma verin. Çünkü o ilk soruydu. İlk soruda da böyle birazcık kekelemem çok normaldi yani. Böyle yani arkadaşlar. Bugünlük de böyleydi videom. Biraz değişik bir videoydu. Ramazan'da zaten birazcık videolarım karışık oluyor. Herkesin de olduğu gibi. Ama sıkıntı yok. Ramazan'dan sonra gümbür gümbür geleceğim. Çok iddialıyım. İnşallah bir sıkıntı olmazsa.
Öyle. Umarım videomu beğenerek izlemişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmadan beni izliyorsanız, kanalıma abone olursanız çok fazla mutlu olurum. Bir de beni Instagram'dan takip etmeyen arkadaşlar olduğunu düşünüyorum. Onlar için de Instagram'dan beni Pınar Zeynep Şen olarak aratırsanız bulabilirsiniz. Ben yine de aşağıya Instagram adresimi yazarım. Zaten video girişlerinde de Instagram adresim yazıyor ama kaçırmış olanlar olabilir. Öyle Instagram'a da bekliyorum yani. Oradaki DM'lere de bakıyorum. Cevap vermeye çalışıyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşünceye kadar bugünlük bu kadar olsun. Takipte kalın. Hoşça kalın.